Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sizin gözünüzden serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için üst koridorda Starscream'in maçını analiz ediyor olacağız. Onun maçını genel itibariyle değerlendiriyor olacağız. Şu an Grandmaster Elo'dayız. Yani bizim tabirimizde üstatlık Elo'dayız. Ustalık değil, üstatlık Elo. Onun bir tık daha üstündeyiz. Ve Challenger'dan bir tık daha altı. Tabii ben hiçbir zaman buraya kadar ulaşamadığım için AOS sunucusunda bunu eleştirmek tabii ki bana düşmez ama biz burada hataları analiz edeceğiz. Sizlerle birlikte bu Elo'da yapılan hataları göreceğiz. Ki hatalardan ziyade aslına bakarsanız kendi Elo'larımızda yapmamız gereken doğruları görmüş olacağız. Burada tamamıyla analizimiz buna dayalı olacak arkadaşlar. Bunu baştan belirteyim. Seri çok güzel gidiyor. Açıkçası ben çok fazla şey kattım bu seride kendime ki eğer baştan sona kadar sizler de izlediyseniz eminim sizler de çok güzel şeyler katmışsınızdır kendinize diye düşünüyorum. Şöyle müsaadenizle ben kaydımı kontrol edeyim, sorunumuz çıkmasın. Tamam. Pikleri değerlendirmeye gelelim. Arkadaşlar üst koridorda mavi takımın Akalesi karşısında Camel'a karşı oynuyor olacak. Ormanda Nunu vs. Shaco izliyor olacağız. Orta koridorda enteresan bir matchup. Nocturne vs. Ezreal. Art koridorda ise Jhin ve Nami ikilisi Senna ve Karma ikilisine karşı oynuyor olacak. Açıkçası enteresan pikler gördüğünüze eminim. Orta koridor Nocturne'ı her zaman görmüyoruzdur ki. TR serverında çok da fazla tercih edilen bir pick değil. Ormanda bile tek tip gördüğümüz bir karakter. Bakalım orta koridorda verim alabilecek mi ki bir aralar yapılıyordu. Şimdi güçlü olup olmadığını sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Bazen böyle enteresan pickler almak, meta dışı pickler almak veya outlane dediğimiz o koridora ait olmasa da o koridorda oynanabilen pickleri almak rakibin kafasını karıştırmak için yeterli olabiliyor. Rakip sizin o pick'i almanızı beklemediği için siz o pick'le rakibinizi cezalandırabiliyorsunuz. Bunu birçok kez dünya şampiyonasında da gördük ki sadece dünya şampiyonasında değil birçok yerde gördük. Başarı elde edilebildiğini biliyoruz. O yüzden de dediğim gibi offlane pickler alındığında kesinlikle takım arkadaşlarınızı eleştirmeyin. Önce maçını izleyin. Adam eğer kötü oynarsa o zaman düşünürsünüz. Bu arada burada çok agresif bir oyun var. Ezreal'ın Fury yediğini gördük. Muhtemelen burada skoru verecek. Ve Ezreal'ın agresif sıçrası burada maalesef ölümüne neden oldu. Outlane bir karaktere karşı bilmediği bir savaşa girdi ve o savaşı maalesef kaybetti. Rakibinizin ne yapabileceğini bilmiyorsanız o savaşa giremezsiniz. Ki Nocturne burada E yeteneği yerine W yeteneğini açmış olsa kaybedecekti ama E yeteneğini açmış olması, rakibini korkutmuş olması direkt pozisyonu ona kazandıran unsur oldu arkadaşlar. Aynı şekilde ormanda Nunu'yu da epeydir görmüyorduk ama yırtıcının güçlenmesiyle birlikte ki yırtıcı tercihinde de bulunamamış. Paze Rush tercihinde bulunmuş. Sürat çocuksuyla birlikte de etkili olduğunu biliyoruz karakterin. Ve Nunu'nun da aslına bakarsanız güçlendiğini biliyoruz ormanda. Tercih edilmiş olması oldukça güzel. Alt koridorda Jhin'in güçlü olduğunu biliyoruz. Nami her ne kadar nerflü durumda olsa da şu an için oynanabilir durumda. STR seviyede yani oynanması ve win rate'i en yüksek olan supportlar sıralamasında en iyi durumda olan karakterlerden birisi. Bu arada Nunu alt koridora hemen kar topunu büyüterek geldi ve orada muhtemelen skor alacaktır diye düşünüyorum. Karma çok ileride kaldı. Sıçrasını alabilecekler mi Karma'nın? Almayı başardılar. Tek bir sıçrayla birlikte orada baskını engellemiş oldu aslında. Yalnız yine de Karma ve Senna ikilisi koridoru baskı altında tutmayı başarıyor. Burayı domine etmeyi başarıyorlar gördüğünüz gibi. Akali'nin başlangıcını fark ettiyseniz o da Doran yüzüğü tercihinde bulunmuş. Hani her zaman standart işte Doran kalkan alınır, vırt alınır, zırt alınır. İşte ezbere build yapmamanın da bir kere daha ne kadar önemli olduğunu görebileceğinizi düşünüyorum. Ki şu an için koridor safhasında çok güzel geçiriyor. Yani arkadaşlar size şöyle bir ek bilgi daha vereyim. Eğer koridorunuzda level olarak üstünseniz her zaman rakibi kesmeye yeterli hasarınız yetiyor. O yüzden mümkün mertebe levelde geri kalmayın. Yani rakip üzerinize minyon dalgasını itebilir. Bu arada Shaco orta koridoru baskın denemesinde bulundu. Yetersiz oldu. Orada göstermiş oldu Shaco kendisine. Baskından sonuç alamadılar. Siz levelde üstünseniz dediğim gibi hasarınız her zaman yeterli oluyor. Ama levelde geri kaldığınızda maalesef istediğiniz şeyi elde edemiyorsunuz. Bu arada Nami'den agresif bir sıçra bubble soyunu. Alt tarafa hemen teleportlar geldi. Nami'nin üzerine tutuştur geldi. Jhin'in burada canı az. Nami'nin düştüğünü göreceğiz. Shaco'dan gelen tutuşturla birlikte o düştü. Bir de üzerine teleport gelmişti burada Camel'dan. Bakalım Nunu skorunu alabilecekler. Nunu skoru alınmaya yeterli olmadı. Belki kule altında orada yerine sabitlemeyi başarsaydı Jhin W'su ile birlikte skor çıkartma şansları olabilirdi. Shaco'nun burada öldüğünü görebilirdik ama maalesef yeterli bir senaryo olmadı. Shaco bu arada bot lane'de tekrardan bir deneyecek bir dive girişimde bulundu. Yetersiz kaldı. Baskından sonuç çıkartamadı. Şimdi
Şöyle bir değerlendirdiğimizde Camel buraya teleportunu attı. Teleportuyla birlikte skor çıkartamadı. Skor çıkartamadı. Üzerine rakibi koridoru çok güzel bir şekilde dondurdu ve Camel'ın minyon kaybetmesine neden oluyor şu an farkındaysanız. Hiçbir şekilde koridoru puşlamıyor Camel yok diye. Ve Camel'ın burada minyonların ölmesine izin veriyor. Camel daha da çok minyon kaybediyor ve tecrübe olarak şu an Akadion'a level farkı attı. Başta dediğimiz konuya dönüyoruz. Eğer levelde üstünseniz rakibinizi 1v1'de kesme şansınız her zaman daha yüksektir. Bunu unutmayın. O yüzden mümkün mertebe levelde geri kalmayın arkadaşlar. Bu arada Nunu kötü bir yerde kaldı tek başına. Şu an için Şako ona karşı 1v1'de daha güçlü ki Camel da buraya geldi. Nunu'nun yaptığı burada bireysel bir hata maalesef ölümüne neden oldu. Onu takip edebilecek ne üst koridoru var ne orta koridoru var. Orta koridoru hadi 6 level olsa belki şansları olurdu. Tamamıyla Nunu'nun hatası diyebilirim pozisyon için. Nunu erken oyunda çok hızlı jungle dönüyor. Ki Şako'ya göre çok çok daha hızlı jungle dönüyor. Erken oyunda ormanı hızlı dönmek sizin için büyük pozisyon avantajı sunar. Çok rahat baskın atmaya başlarsınız ki Şako orta koridora baskın girişiminde bulundu. Burada bitkinlik de geldi. Nocturne tutuşturunu da attı. Burada çok güzel bir şekilde yeteneği engellemeyi başardı. Ezreal'ın burada bir tane Q'sunu W'suyla birlikte engelledi ve o sayede aslına bakarsanız takası kazanmayı başardı. Yani 2v1 pozisyondan Nocturne'un burada skor alabilmesi onun için çok büyük artı ama karşında bir kişiye asist bir kişiye skor veriyorsunuz tabi. Ama yine de koridorda geri düşmüyorsunuz ki skorlar burada Şako'ya gidiyor Ezreal yerine. Nocturne için büyük avantaj. Nocturne bu kadar kastıktan sonra karşısı full kırılgan piklerden oluştuğu için yakalayıp cezalandırma ihtimali çok çok yüksek Nocturne'un. Orta koridor Nocturne'un gücünü bir kez daha görmüş oluyoruz. Yani dediğim gibi offlane bir pik olabilir ama bu koridoru kaybedeceği anlamına gelmez. Aksine rakip o pike karşı mücadele etmediği için kazanma şansınız genel itibariyle fazla oluyor. Mesela en basitinden şöyle düşünebilirsiniz. Ben hani troll pikleri oynuyorum ya. İşte atıyorum AD Brand yapıyoruz. Üst koridorda oynuyoruz. Adam o pike karşı hiç oynamadığı için nasıl hasar vereceğini kestiremediği için adam geri düşebiliyor. Ama bu trolldür. Hani gidin AD Brand oynayın diye söylemiyorum sizlere. Mantıklı şeyler yaparsanız daha fazla verim alırsınız. Olabilecek şeyler yapmaya çalışın ki Nocturne Mid'de bunlardan birisi hem ultisiyle sağ sola rotasyon atma imkanı var hem koridor safhasında uzun süre ayakta kalabildiğini gördük. Koridoru puşlamak adına da Tiamat almış. Bu arada üst koridora bir dive gelecek. Akali burada E'sini de tutturdu. Nocturne burada Fear'ını atmayı başarıyor. Yalnız kuleden çok fazla hasar yedi. Sıçrasını atmak zorunda kaldı. Düşmedi hala Camel. Ve Akali orada skoru almayı başarıyor. Hem Nocturne'e bir asist gitti hem de burada Akali'ye bir skor gitti ve koridorda rahat ediyorlar. Ezreal ultisi burada iki kişiye değecek mi? Nocturne'e değdi. Nocturne burada herhalde okunmuş. Çok az bir canıyla ayakta kalmayı başardı. Shutdown verebilirdi orada rakibine. Yani shutdown vermeyecekti de bayağı bir altın verecekti. Shako üst koridora geliyor. Akali bu jambalıyla buradan bir plate daha almaya çalışıyor. Hatta plate'den ziyade burada minyon dalgasını almak istiyor ama hem Camel yetecek plate'i de aldı. Hem de burada öldüğünü göreceğiz. Camel yetişemedi ama Shako burada bir skor da aldı. 3-0 bir duruma geldi. Namin'in burada bubble'sı kaçtı. Burada Namin'in öldüğünü göreceğiz. Büyük hata. Eğer tek başınaysanız ve bir support oynuyorsanız koridoru orada tutmanız sizin için sorun olabilir. Nunu burada çok güzel bir şekilde ultisini bekletti ama hasar yeterli olmadı. Hatta Nunu burada düşebilir. Ezreal atılacak mı? Nocturne burada ultisiyle birlikte Ezreal'a geldi. Skor da çıkartmaya başarıyor. Shako bu arada tutuşturma attı Nocturne'e. Hasar yeterli olur mu diye bakıyorum. Hasar yeterli olabilir. Ki burada hemen ultisini kullanarak Nocturne'in yetenekisini engelledi. Ve burada skoru da çıkartmayı başarıyor. Shako şu an 4-0 bir durumda ve dakika 8'de bu kadar aksiyon beklemiyordum açıkçası. Böyle bir Elo'da. Ama şöyle bir durum oluyor genelde bu Elo'larda. Erken oyunda kar topuna bağlayan koridor oyunu kazanıyor ve taşıyabiliyor rahat bir şekilde oyunu. Ki bunlardan da birine şahit oluyoruz. Şu an nişancılar arasındaki farm farkına bakıyorum. Çok da fazla bir fark yok. Genelde hatırlarsanız seneyi nişancı olarak oynarken genelde minyonları support'a bırakıyorlardı. Ki ruh toplayabilsin diye ama burada gördüğünüz gibi tamamıyla minyonları sene üzerine almış durumda. Ve farm olarak da kafa kafaya hatta baskı kuruyorlar. Yani şu an bu arada Akali çok fazla hasar bırakıyor. Bakın level farkının etkisini burada bir kez daha görebiliriz. Bir sıçrı oyunu. Camel'dan da çok güzel ulti oyunu. O pozisyonun devamını göremedik maalesef. Herhangi bir skor çıkmadı. Akali de sıçrasından oldu. Camel'ın daha sıçrası yok ama o da ultisinden oldu. Shako da üst koridora yakın. Dikkat etmek zorunda Akali.
Böyle enteresan bir eşya tercihi var mı diye bakıyorum. Enteresan bir eşya tercihi yok. Jin ilk etapta ayakkabı tamamlamayı tercih etmiş. Çünkü karşısında onu yavaşlatabilen çok fazla rakip var. Ve bu ayakkabı tercihi onun için çok önemli. Nami'nin burada Kade'ye yöneldiğini görüyoruz. Karma herhangi bir belirti yapmamış ama tekrar Shaco üst koridora güzel bir baskında bulundu. Düşecek mi bakalım Akali? Shaco eğer Q'sunu atabilirse fırsat bulabilir. Ezreal ultisi maalesef oradan sıyrık geçti. Herhangi bir skor çıkmadı. Ezreal da bu arada AD build yapıyor. Yetenek gücü build yapmıyor. Full AD comp Karma'yı da saymazsak açıkçası late game'de çok fazla sorun yaşamasına neden olabilir. Nami'den çok güzel bir bubbles ve ulti de geliyor. Burada düşürebilecekler mi? Jhin vurdu. Hasar yeterli olmadı. Yani bu koridorun hasarı bir tık daha yeterli olsa çok hoş olurdu. Manası da yetmiyormuş burada Jhin'in ulti atmaya. Ve maalesef skor kaçtı aslında. Onu da fırsattan istifade kendi bot lane'in kazandığını gördüğü için direkt ejderhaya başladı. Shaco da üst koridorda kendisini gösterdi. Bu da Nunu'nun ejder alabilmesi için çok güzel bir fırsat. Nunu'yu ejderle baş başa bırakmamalısınız arkadaşlar. Bulduğu gibi böyle hemen cezasını keser ejderin. Ve Okyanus ejderi takımı için de değerli bir ejderdi. Şu an Nocturne bu arada çok güçlü. Farm'da geri kalmış ki bu olası bir senaryo. Karşısında menzilli bir karakter var. Genelde böyle şeyler beklenir. Hani her zaman koridorunuzu kazanmayı beklemeyin arkadaşlar. Counter pick dediğimiz bir olay var. Hani kimi zaman koridoru kazanacak bir pick almışsınızdır. Kimi zaman pickiniz koridoru kaybeden bir pick'tir. Bunu oynaya oynaya aslında fark ediyorsunuz. O yüzden ben genel olarak oyuna yeni başlayan arkadaşlara şunu tavsiye ederim. Arkadaşlar bol bol oyun atın. Karakterleri tanıyın. Hani siz o matchup'ta hiç karşı karşıya gelmediyseniz o rakiple nasıl oynayacağınızı bilmezsiniz. Ne kadar vuracağını bilmezsiniz. İşte gibi gibi senaryolar olduğu için bunları oynayarak ancak keşfedebiliyorsunuz. İzleyerek pek fazla keşfedilmiyor aslında. O yüzden oyun için en gerekli şey dediğim gibi oyun atmak. Hani ben şeyi çok fazla duydum. Hani kimi koçlar ki ne derece doğrudur, ne derece verimlidir bilmiyorum. Sizlere karakterin hayat hikayesini okumanızı falan öneriyorlarmış. Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın. Hani tamam hayat hikayesini merak ediyorsanız karakterin gidin araştırın ama bu sizin oynayışınızı değiştirmez. Psikolojik olarak o karakteri oynarken güvende hissedersiniz. Mesela ben Nautilus'un hikayesini seviyorum. O benim karaktere bağlanmamı sağlıyor ama bu benim o karakteri daha iyi oynamamı sağlamıyor veya o karakterde ustalaşmamı sağlamıyor. O sadece benim karakterin hikayesini, özünü sevmemi sağlıyor. Bu arada Nami'nin burada tutuştura düştüğünü gördük. Tabi Senna ve Karma ikilisinin yavaşlatma etkisi bunun yanı sıra hasarları çok fazla. Nami de çizmesini henüz tamamlamadığı için burada sorun yaşıyor. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar, bir karakterin hayat hikayesini öğrenmeniz sizin o karakterde ustalaşmanızı sağlamaz. Bu arada Camel buraya devam eder. Nunu'nun düştüğünü... Aaa! Camel geçemedi. Ne yaptın Camel? Bu arada çok güzel bir şekilde orada ulti kullandı ama tahmin ettiler onun orada ulti kullandığını. Onun da üzerine bir ping geldi. Gerçi kendi kendine pingledi herhalde orada. Şu anlamayı bayağı ağır inkledi ama bu koridorda tabii yapabileceği bir şey yok. Bu koridora aslında daha fazla baskın almaları lazımdı ama erken oyunda yetersiz kaldı. Buraya tekrardan Shaco baskını. Shaco herhalde bu koridoru 3. veya 4. kez deniyor. Bu arada çok güzel bir itledi ama bitkinlik de geldi ve Ezreal çok güzel bir yere sıçra attı. O bitkinlik geldikten sonra zaten Nocturne'un çok fazla şansı olmuyor. Yani o 2v1'i aramaması lazımdı. Hani tamam skor alabilme ihtimali vardı ama skoru aldıktan sonra %100 ölecekti. Şimdi skoru da alamadı ve %100 öldü. Kendisi aslında çok büyük zarara sokmuş oldu buradan. Her zaman o riske girilmez yani. Ki öleceği belli bir pozisyonda aslında bakarsanız. Şu an bu arada üst koridorda Akali kuleyi almayı başardı. Farm olarak 50 CS hatta neredeyse 2 katı minyon farkı açacak. Dikkat etmesi lazım bu noktada Camel'ın. 50 CS'li bir Camel. Dakika 13-14'e geliyoruz ve bu Grandmaster Elo. Böyle bir şeyin olması açıkçası çok üzücü bir senaryo. Camel çok fazla rotasyon yaptı. Akali neredeyse hiç rotasyon yaptığını görmedik. Sırf koridorunda kaldı. Çünkü bir rotasyon yapsa başarı elde etme şansı çok düşüktü. Bunu bildiği için de genelde ormancısıyla birlikte oynadı veya solo kill almaya çalıştı koridorundan. Kötü durumda da değil. Şu an Liandry'ye doğru ilerliyor. Camel kaçabilecek mi? Fury de burada öldüğünü görecektik. Nocturne'un şu an ultisi yok ama devam edecek. Sıçrası falan da var. Camel'ın eğer E'si dönmezse kesebilir. Burada Q'sunu da kullandı. Camel hemen sıçrasını attı. Pozisyondan kendisini kurtarmayı başardı. Bu arada Akali burada savaşa girmiş. Orada Shaco'nun oyuncağına yakalandı ama yine de hasarının ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. İkinci skoru da almayı başardı. Burada üçüncü skor da gelecektir. Üçüncü skor da burada Jhin'e gidiyor. Ve tertemiz bakın Akali sabretti sabretti sabretti.
Bu sabrının karşılığını aslına bakarsanız almış oldu. Şimdi Kemal bu kadar rotasyon attı ve o rotasyonlardan sonuç alamadı. Sonuç alsaydı o daha güçlü bir hale gelebilirdi. Ama hem rotasyonlardan sonuç alamadı hem farmda geri düştü. Level farkı 3'lere çıktı farkındaysanız Akali ile Kemal arasında. Bu da Akali'nin ne kadar güçlü olduğunu anlamınıza yeterli ki level olarak baktığınızda en fazla leveldi şu an oyunda Akali'de. Bu arada Jin ebedisini üzerine tamamlamış. Jin kötü durumda değil bu arada. Korkulabilecek bir rakip. Bunun yanı sıra Nocturne de şu an korkutucu bir unsur. Yalnız burada karşı karşıya geldiler. Nami'nin canı çok az. Orada hemen ulti geldi Nami'nin üzerine Camel'dan. Ama burada Camel'ın da düştüğünü göreceğiz. Nocturne çok fazla hasar bırakıyor şu an. Shaco'yu aldı. Peşinden de rakibini de düşürerek, Camel'ı da düşürerek burada kendi üzerine 2 skor kazandırdı. Her ne kadar Nami ölmüş olsa da ki Nami'nin bu oyunda şansı yok bu arada. Hani baktığınızda çok ağır hasar var karşıda. Bu matchup için Nami riskli bir pick. Takım arkadaşlarınızı peel'larsınız ama bu oyunu ölmek için oynarsınız. Kadehini bitirmiş durumda. Aynı şekilde Karma da kadehe doğru yöneliyor. Senna'nın da üzerine burada Cellad'ın çağrısı aldığını görüyoruz ki mana veren eşyasını da bitirmiş. Aynı şekilde Ezreal da mana vereni bitirmiş. Burada da buzdağın eldivene doğru yöneleceğini tahmin ediyorum. Çünkü AD ağırlıklı bir kompozisyon var karşısında. Buna ihtiyacı olacaktır. Shaco draklarını bitirmiş. Çarp eşyasını tahmin ettiğimiz gibi hani erken oyunda tamamlamasına gerek yok. Bu arada Akali'nin üzerine gitmek istediklerine eminler mi? Akali'nin şu an hasarı çok fazla bu arada. Senna'nın burada düştüğünü görebiliriz ki Senna orada sıçrısında kullandı, şifasında kullandı ve Akali'nin üzeri tutuşu da gelmesine rağmen çok fazla hasar. Onunla anca Shaco mücadele edebilirdi ki Shaco da becerdi. Bu arada çok güzel bir şekilde Nami ultisi geliyor. Bakalım Nunu yakalayabilecek mi? Nunu burada kar topunu kaçırmayı başardı. Kaçırmayı başardı ne ya? Kaçırdı. Nunu burada ultisiyle birlikte o skor alıyor. Yukarıda Nocturne Ezreal'ı kesmeyi başarmış. Bakalım Shaco burada düşecek mi? Arka taraftan Jin de vurmaya devam ediyor. Şu an doğru olan Shaco'ya vuruyorlar ama gözden kayboldu burada Shaco. Jin son mermisini atabilecek mi? Atmayı başardı. Allah'tan hasarı yeterli oldu. Eğer hasarı yeterli olmasaydı o da düşecekti. Ve üzerine ikinci skorunu yazıyor. Nocturne 6-3 bir duruma geldi. Akali 4-2 bir durumda. Yani o Akali ile siz kolay kolay mücadele edemezsiniz. Savaşmaları yanlıştı. Karma'nın orada göz göre göre totem atmaya çalışması yanlıştı. Dediğim gibi arkadaşlar biz burada aslında bakarsanız hani birilerini eleştirmiyoruz. Biz burada genel itibariyle hani neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız, neler burada doğru, neler burada yanlış onları analiz ediyoruz. Ki faydası da dokunuyor yani. Böyle analizleri yapın. Özellikle yüksek elo'daki maçlar sizlere daha çok şey katar. Ben önceden oyunda şey vardı. Siz Challenger elo'daki birisinin maçını açıp izleyebiliyordunuz böyle ekrana çıkardı ama onu kaldırdılar maalesef. Şimdi artık direkt profilden girip işte Challenger'a tıklayıp oradan kişinin profilini bulup işte maç yapıyorsa maçını izleye tıklayabiliyorsunuz. Ama eskiden o şekilde değildi. Keşke yine aynı sistemi getirseler de profesyonel oyunculardan ziyade Challenger elindeki oyuncuların da maçlarını izleyebilsek. Bu arada Camel Can çok kötü bir E kullanımı. Burada Akali onu çok rahat bir şekilde kesebilir. Hex silah kılıcında bastı. Şansı yok Camel'ın. Camel baya baya fail oynuyor bu arada. Yani gözle görülür hatalar yapıyor. Şu anda da ilk eşya olarak Vahşi Hydra'ya doğru ilerliyor. Üçlü kuvvete başlamadı bile. Ya Akali ikinci eşyayı bitirdi. Camel daha ilk eşyasını tamamlayacak. Nunu'ya bakıyoruz. Nunu iki eşya almış durumda. Shaco'ya bakıyoruz. O neredeyse iki eşya almak üzere. Ya Akali'nin Doran yüzüğünün aslında ne kadar etkili olduğunu şu an kendi gözlerimize görüyoruz. Bu arada iki support arasında büyük bir görüş farkı var. Hani bu arada Nocturne'dan çok güzel bir şekilde bot lane'e baskın burada düştüğünü göreceğiz. Arka taraftan Nami ultisi geliyor. Shaco da burada dikkat etmeleri lazım. Nami burada düşecektir. O hasara kafa tutamaz. Shaco çok fazla vuruyor. 9 killi bir Shaco ile siz imkansız yani o mücadele etmeniz. Nunu'nun çaldığı canı görüyor musunuz? Ezreal'dan tekrardan tam zamanında bir sıçra. Bakın sıçrasını hemen atmıyor. Sıçrayı hemen attığınızda ultinin hitbox'ından çıkamıyorsunuz arkadaşlar. Ama birazcık ileriye doğru koşup atarsanız Nunu'nun ultisinin o hitbox'ından, o alanından çıkabiliyorsunuz. Isırını almayı başardı. Üzerine Akali'nin hex silah kılıcı geliyor. Ve Ezreal'dan bir skorun da alındığını gördük. Ezreal 0-6 duruma geldi. Erken oyunda güçlenemedi. Camel erken oyunda güçlenemedi. Yani bu oyunun galibi direkt aslında kendini belli ediyor. Mavi takım biz bu oyunun galibiyiz diyor ki onlar da erken oyunda bot lane'e çok fazla skor vermişlerdi.
Nocturne üzerine bu kadar baskın yemesine rağmen o geri düşmedi. Yani karakteri bildikten sonra ve doğru oynadıktan sonra aslına bakarsanız kaybetme ihtimaliniz sıfıra yakın oluyor. Çok büyük bir olay olması lazım. İşte takımınızdan birisinin AFK kalması lazım. Takımınızdan birisinin trollemesi lazım. Yani bu kadar kar topuna bağladıktan sonra aradaki altın farkı 8K'lara çıktıktan sonra çok zor. Bu arada Nunu'dan yine kaçan bir kar topu gördük. Nocturne ultisini kullandı ama hedefi burada tabii ki Karma değil. Tabii ki Senna. Senna'yı düşürmeyi başardılar. Ultisi de ikinci seviye olunca tabii ultisinin menzili de artıyor. Kaçış şansı yok yani o Senna'nın. Hem hantal bir karakter hem de böyle piklere karşı riskli bir tercih. Akali tekrardan skor almayı başardı. 1v1'de Ezreal'ı kesebilecek seviyede. Çok rahat kesiyor hatta. Yani bu oyunun dönmesi için şunların olması gerekiyor. Camel'ın bir eşya daha tamamlaması lazım. Shaco şu an zaten okey durumda. O kötü durumda değil ama geç oyunda bir Shaco'nun düştüğünü biliyoruz. Ezreal için ölümün dansı acilen şart. Çünkü karşıda bu kadar suikastçı ve anlık hasar verebilen karakterler varken onu almazsanız sorun yaşarsınız. Bu arada Nocturne baskın yedi. Burada Shaco skor alabilir derken Nami'nin burada ultisi çok güzel geldi. Ve burada ya hayatta kaldı yalnız Nami ne yapıyorsun? Nami o bubble'sı atmasaydı... Allah'tan ayakta kaldı da yani. O bubbles hatalı bir bubbles'ı. Nocturne var da farm farkı falan attı yani gördüğünüz gibi Ezreal'a. O Tiamat'la birlikte bir de Karabalta tamamlamış. Hem yeterince tank hem karşısında durmaları çok zor. Bekleme süresi de bayağı bir azaldı o Nocturne'un. Şimdi gideceği eşya da önemli. Muhtemelen Draktar gidecektir diye tahmin ediyorum. Belki gecenin kıyısına yönelebilir kitle kontrolünden korunmak için. Bu arada Ezreal'ın tekrar düştüğünü görebiliriz. Kaçma şansı pek fazla yok. Akali arka tarafa doğru atladı ama üzerine bitkinlik geldi. Ezreal buradan gayet kafa karıştırıcı bir şekilde yeteneğini kullandı. Akali de hemen sıçrasını atarak pozisyondan kurtuldu. Yalnız Nocturne arka tarafta çok güzel bir şekilde kapatmayı başardı. Düşecek mi? Camel ultisi geldi üzerine. Son bir atak daha yapıyor. Camel orada bir skor aldı. Ama Nocturne de karşısında skorunu almış oldu. Arka tarafta Nunu'nun Shaco'yu 1v1'de kestiğini görüyoruz ki full AP Nunu Q'su ile birlikte aldığı can barı çok fazla olduğu için aslına bakarsanız fightlerde etkili oluyor. 10K'lık altın farkına ulaştı şu an mavi takım. Akali de Rabadon'a doğru ilerliyor. 14 level oldu şu an. Karma 10 level. Şu an yani kırmızı takımın aslında bu oyunu surlaması lazım. Çünkü dediğim gibi pikler bakımından çok sıkıntılar. Akali yine girdi bir rakibi kesti. Burada Karma'nın üzerine gidemeyecekler. Hemen geri çıkmak zorundalar. Shaco gecenin kıyısı tamamlamış. Nocturne Draktar tercihinde bulunmuş. Shin'in burada bombardıman aldığını görüyoruz. Senna'ya baktığımda o da gecenin kıyısı tercihinde bulunmuş sanıyorum. Aldığı eşya o gibi gözüküyor. Yanlış görmüyorsam. Karma da kadeh almış. Buhurdanlığa doğru ilerliyor. Aynı şekilde Nami'nin de buhurdanlığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Orta koridor Ezreal çok riskli pik arkadaşlar. Eğer early game'i kazanamazsanız çok düşüyor karakter. Bu arada Bulut Ejderini almayı başardılar. Şu an 3 ejder de onlar da. Bu arada Akali'nin üzerine yine çok agresif bir oyun. Akali burada ultisiyle birlikte bir şeyler denemek istedi ama 3 kişinin arasına girmek büyük hata olduğu için öldüğünü gördük. Nocturne burada bakalım 1v1'de bir şeyler yapabilecek mi? Ultisiyle birlikte burada hızlı bir şekilde Shaco'nun üzerine Allah'tan doğru Shaco'nun üzerine atıldı ve skoru almayı başardı. Burada fark ettiniz mi? Hani doğru Shaco'ları çok güzel bir şekilde kestiriyorlar. Hiçbir zaman yanlış Shaco'ya odaklanıldığını görmedik. Hani bu konuda hem tecrübeleri çok etkili oluyor. Hem de bunun yanı sıra doğru gözlem yapıyorlar. Hangi Shaco doğrusu hangisi ultisindeki klonu diye. Genelde bunu düşük elolarda çok fazla sezimleyemiyorlar. Bu yüzden de Shaco düşük elolarda çok etkili bir pik haline geliyor. Yüksek eloda da eğer kafa karıştırmayı başarırsa, doğru hamle yaparsa ve doğru oynarsa etkili olabiliyor. Ki bu oyunda kötü geçirmedi bence. Çok güzel bir oyun geçirdi ama takımın yönünden sorun çektiğini söyleyebiliriz. Camel vardı. Üçlü kuvvete doğru ilerliyor. İki parçasını tamamlamış. Üçlüsü bittikten sonra Camel çok fazla hasar bırakacak. Ezreal'da daha hala üçüncü eşyasına bir başlangıç yapmadı. Bakalım ne başlayacak? Çok merak ediyorum neye yöneleceğini. Şimdi Baze ile birlikte göreceğiz onu. Bir can çalma eşyası alır da. Ha, bekleme süresinin azalmasını aldı. Tamam. Ölümün dansına gidiyor. Nocturne de şimdi gecenin kıyısına doğru ilerliyor. Jin üzerine bir kritik eşyası daha alacak.
Ya da koruyucu meleğe de yönelebilir bu arada. Ama fırtına biçen alacağını tahmin ediyorum. Çünkü Jin için biliyorsunuz paha biçilmez. Hem uygun fiyatta hem de çok güçlü bir eşya. Onu alacaktır. Bunu tekrar kartopunu büyüttü. Onunla haritada gezmeye başladı. Jin de çok tehdit. Hani mavi takım da herkesten korkarsınız şu an. Çünkü herkes çok güçlü durumda. Bu arada Şoko Jin'i yakaladı mı? Jin'i orada maalesef yakalayamadı. Orada yavaşlattı. Üzerine tutuşturdu attı ama Jin'in orada tarıtına yakalandığı için sorun yaşadı. Yalnız Jin düşecek mi arkada? Jin düşmedi. Jin düşseydi belki burada senaryo farklı olabilirdi. Sen arka tarafa doğru sıçrattı. Nocturne ultisiyle birlikte pardon Akali onu ultisiyle birlikte yakaladı. Arka tarafta Camel yalnız Jin'i gözlüyormuş. Jin'i kesmeyi başardı. Yani şu an o Jin'le uğraşmaktansa diğerleriyle ulaşabilirdi. O Jin düşmüş olsaydı ama maalesef düşmeyince yeterli bir skor çıkartamadılar. Şako tekrardan buraya girmek istedi. Nocturne üzerine doğru odaklandılar. Nocturne burada iki tane skoru birden almaya başarıyor. Karma kaçıyor. Tek başına kaçması mümkün değil. Onun da düştüğünü göreceğiz. Onu da düşürüyorlar. Şu an direkt oyunu bitirmeye doğru gideceklerdir. Yani dediğim gibi Jin'in orada ayakta kalması, şans eseri oraya attığı bir E yeteneği Şako'yu görmesini, orada hızlanmasını, peşinden de Şoko'dan kaçıp ayakta kalmasını sağladı. Kırmızı takım da zaten sur verdi ve kazanan takım mavi takım oluyor. Yani genel itibariyle zaten sizler de gördünüz hataları, doğruları, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri. Yani her elo'da olduğu gibi bu elo'da da hatalar oluyor. İnsanın sonuçta her zaman iyi bir performans sergileyemeyebiliyoruz. Ki Camel offlane de olabilir. Şu an hani hiçbir zaman top lane oynamamış birisi de olabilir. Hani farmına baktığınızda oldukça düşük 26 dakikaya göre. Ki attığı teleportlarla birlikte skor alamaması, attığı rotasyonlarla birlikte sonuç çıkartamaması da onu çok geri düşürdü. Ezreal üzerine o kadar baskın alınmasına rağmen 2v1'de ölüp üzerine skorlardan herhangi birinin onda kalmaması, hep Shaco'ya gitmesi, yani genel itibariyle baktığınızda skorların hep Shaco'da olması aslında oyunun kazanılması açısından iyi olmuyormuş gördüğünüz gibi. Skorların paylaşılması her zaman daha avantajlı oluyormuş. O yüzden mümkün mertebe takım arkadaşlarınıza skor bırakmaya çalışın. Ki bu maçta skor bırakabilecek bir durum yoktu. Hani Ezreal skorları çıkartamıyordu. Hasar yetmiyordu ki Shaco da erken seviyede ne kadar fazla hasarı olduğunu biliyorduk. Kar topuna bağladığı için o da normale göre fazla hasar çıkartıyordu. Ve ölmemek için mecburen vurmaları gerekiyordu. Bu durumlar normal. Yapabilecek bir şey yok. Birazcık anlaki bir oyun oldu. Ama yani bizim için de öğretici birçok yanı olduğunu düşünüyorum. Görüş skorları muazzam. Yani şöyle bir bakar mısınız? Nişancıların görüş skorlarına oldukça fazla. Bunu da çok sık görmüyoruz. Supportların arasında 26 dakikada arkadaşlar neredeyse 60 görüş skoru sağlayan bir Nami var. O kadar yüksek bir görüş skoru ki bu. Hani haritanın alt tarafı hiçbir zaman görüşsüz kalmadı farkındaysanız. Shaco görünmez olarak baskın atabildiği sürece baskın yediler burada. Yine de Nami totem atmaya devam etti. Yani karşıda Shaco varmış, totem atmayayım gibi bir şey yapmadı. Aksine totemlerini daha çok attı. Daha çok öldü ama karşılığını daha fazla alan taraf oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.